Bakın, hepimiz olur olmaz şekilde bilgisayarlı tomografi çektiriyoruz. Hmm. Gidiyoruz, eğer doktor yapmazsa sopayla dövüyoruz doktoru. Maalesef de böyle bir milletiz de biz yani. İçimizden böyle insanlar da çıkıyor, hepimiz böyle değiliz. Yüzde on da böyle insanlar çıkıyor. Doktor da mecbur kalıyor bilgisayarlı tomografi yazmaya. Yapılan çalışmalar göstermiş ki, 300 bin hasta üzerinde 10 sene... Takip edilmiş bilgisayarlı tomografi yaptıranlarda görülmüş ki manolya riski yani o riski bir buçuk kat fazla. Hmm. Tomografi ve özellikle kaç kişi var? beyin tümörü ve ya, prostat karisleri, meme kanseri en önde gidiyor. Onun için bilir bilmez bilgisayarlı tomografi veya radyasyona maruz kalmayın. Tamam mı? Çok önemli bu. Yani doktor söylediyse tabii ki yaptıracağız ya ama. Bu, bu dünyadaki yapılan son istatistik bu. Ama mümkünse Şimdi bir dakika. Şimdi sen Allah saksın çocuğa bir film çektirdin. Allah. Sizler çocuğunuza bir film çektirdiniz. Veya kendiniz bilgisayarlı bir tomografi çektirdiniz kendinize. Veya üst üste çektirdiniz. O zaman korunmanız lazım. Ne yapmanız lazım? Radyoterapi şeyi aldıktan sonra Işın Radyoterapi sonra. de alabilirsiniz. O da bir radyoaktif madde. Onun dışında herhangi bir radyasyon kullandıysanız şu gıdaları lütfen kullanın. Ve kulağınızdan bir kolundan girip öbür kulağından çıkmasın. Pamuk tıkayın öbür kolunuza. Bir, soya. iki zerdeçal. Üç, zencefil. Dört, yeşil çay. Sarımsak, ginzenk. Bakın etrafta ginzek diye dolaşıp duruyor ama kimsenin dünyadan bir yok. Üç Mesela, çeşit ginzek vardır. Sibirya ginzenki, Kore ginzenki, ondan sonra Sibirya ginzenki. Bunların içinde bir tek Amerikan ginzenki radyoaktif maddeler üzerine etkilidir. Piyasada satılan ginzek, minzek, minzek etkilidir. Tamam mı? Nereden biz o ya, olanı? Ararsın bulursun. Amerika'da var. Yani da Türkiye'de nerede, de ithal edilmiştir. Işte. Yani o memlekette var yani. Bunun dışında Ginzenki söyledim. Yoğurt, A, C, E vitaminleri, melatonin. Melatonin çok önemli bir olay. Dedim ya 40 yaşından sonra artık salgılanması bitiyor. Ondan sonra hap almakta fayda var. Özellikle malin melanomda çok faydalı. Bütün kanserlerde çok faydalı. Bütün ümmün sistemi güçlenmekte çok faydalı. 10.5'ta kilonuza boynuza göre 3 miligram, 5 mg tabletleri var. 5 tane 15 miligram yutuyorsunuz. Yarım saat sonra yatağa girip karanlıkta uyuyorsunuz. Melatonin ömrünüzde uzatıyor, depresyonunuzda alıyor ve sinir sisteminizde düzenliyor. Tamam mı? Melatonin de alıyorsunuz yani. Bunların dışında en önemlisi e, antioksidanların içinde yaban mersini. Ondan sonra daha sayacak olursak saymakla bitmeyecek e, pek çok şeyler var. Şeker pancarı, yulaf ezmesi. Yulaf ezmesini bir hafta süreyle devamlı yapıp yulaf ezmesi yiyorsunuz. Tamam mı? Bunları arka plana atmayın. Çok önemli. Çocuğunuz öyle özellikle bir radyo aldıysa muhakkak bunu bir hafta 10 gün verin. Hepiniz için önemli. Bir buçuk kat kanseri arttırıyor. Bu 300 bin kişi üzerinde yapılmış. Bir kişi üzerinde değil. Bunların dışında Şimdi bunu sormamız lazım tabii. Zahide Hanım hocamız anne sütü için diyor. Dinimiz açısından sakıncalı değil mi bu durum? çocuklarımızda bile iki yaşından sonra içmemesi gerekirken diyor Merve Hanım ama bunu müsaade ederseniz cuma günü Profesör Doktor Mustafa Karataş'la birlikte olacağız. Her cuma yine bizimle beraber. Ona sorayım, danışayım Neydi ama burada ya?